Nizami gol olduğu yönünde tepkiler var. Michy Batshuayi'nin hareketine bakıyoruz. Bünyamin'le Batshuayi arasında yaşananlar. Mehmet Hocam ne dersiniz pozisyon ya için? Burada Fenerbahçelilerin çok itirazı var bu pozisyona. Burada Batshuayi evet hafiften sol eliyle burada Bünyamin formasını çekiyor ama. Ya çekiyor sol, bırakıyor. Ama hani çok böyle aşırı şekilde de hızı çekmiyor. Yani böyle hafiften bir çekip şurada bırakıyor. Şurada görüyoruz yani. Çekmeyi. Hemen biz de gösterebilirsen. Çok hafif bir çekip tam bu bırakıyor noktada. Zaten. Şunu diyorsunuz değil mi evet, hocam? Buradaki hafif çekmedi. Bir çekiyor. Ardından da fiziğiyle Bünyamin'e doğru yaslanıyor. Ve Bünyamin de kendini hani atıyor. Rossi de müthiş bir vuruş yaptı. Bence bu da gol. Hani tamam hani forma çekiyor ama ya sonuçta biz basketbol oynamıyoruz. Futbol yani bu. Bir de mücadele olacak. O yüzden Bünyamin kendini burada çok kolay bir şekilde attı. Attığını düşünüyorum. Burada çekmeye bakarken dirseğe de bir bakalım mı? Bu yönde de itirazlar var. Boynuna doğru bir dirsek müdahalesi var mı Batshuayi'nin? Yani büyüttük şimdi. Yani ya, o yüzden sonuç, mi kendisini arkaya doğru şiddetli bir biçimde atıyor sonuçta Bünyamin diye konuşuluyor. Dirsek atmıyor yani dirseğiyle itmeye itiyor yani onu. Fiziğiyle itmeye çalışıyor Bünyamin'i. O yüzden de ama bu çekme ve bu dirseğe rağmen faal yok diyorsunuz siz. Yani çok yani basit. Eğer, çok basit. Yani bunu Premier Lig'de göremeyiz mesela. Premier Lig'de veya işte La Liga'da işte buna faul vermezler. Gökhan Hocam bir defans oyuncusu olarak ikili mücadele. Bak, hani futbol temas oyunda diyoruz. Pozisyonlar ona girer mi bu? Ya, şimdi Bünyamin'in aldığı pozisyon rakibin arkasında kalmış Bünyamin zaten. Yani adamın normal önüne geçmeye çalışırken adamın arkası. Batshuayi de iyi bir santrafor olarak rakibi arkasında tutmaya çalışıyor. Vücudunu kullanarak. Hı hı. Yani arkasında tutacak ki pozisyon doğru olsun. Bünyamin o ara bir temas hissediyor. Top Rossi'ye gelirken kendini atıyor yere. Yani kendini yere atıyor. Hakem de pozisyonu faul de vermiyor. Bu dediği gibi yani bence bir sürü ligde gol yani. Nizami gol. Böyle bir düşme yok çünkü. Siz abartılı mı buldunuz? Çok abartılı. Yani bence atıyor kendini yere. Bir dirsek veya şiddetli çekme var mı? Bence yok. Yani bu da bence Fenerbahçe'nin attığı Nizam bir gol. Maç 3-1 oluyordu. Belki burada bitiyordu ama sonuçta baktığın zaman yani bunu telafi etmek için de bence maçı sonunda attığı pozisyonda Antalya'nın gol. Rıya Hocam siz ne dersiniz bu pozisyona? Bir şimdi hücum oyuncusuydunuz siz de. Orta geldiğinde bir dakika Batshuayi topa gidiyor mu? Mesela evet futbol bir temas oyunu. Doğru. Mehmet Hoca söyledi. Batshuayi'nin vurma şansı var mı? Bakalım. Batshuayi'ye doğru yaklaştıralım topu. Sıfır. Batshuayi'ye geliyor. Yüksek bir top hocam. Arkada da oyuncu olduğunu biliyor mu? Biliyor. Evet. Hayır bak şimdi bir Bünyamin'i biliyor. Onun arkasında Rossi'yi biliyor. Şimdi kendi topa çıkacak değil mi? Yalnız topun onun geçtiğini anlıyor. Arkadaki oyuncu da Rossi'ye gidebilir. Gidebilir mi? Gidebilir Bünyamin. Bünyamin giderken senin dediğin gibi sağ koluyla o yakın temas alırsak sağ kolunu dayıyor mu? Amacı ne formasından çekerek? İlla bak şimdi Bünyamin'in o formasından çektiği hali alırsak sağ ayağı böyle kalkıyor. Kalktığı zaman çekersen dengeyi bozar. Yani bir yakın bir plana gelecek yakın onun forma varsa, çekmeni yine. Devam edelim ya, okutalım. Ben buna foul diyorum bir kere. Az önce de söyledim. Bu açtı bir diğer açtı. Yani illa bir oyuncu ya, bak şimdi evet bir aya sağ ayağına doğru çektiği zaman bak şurada evet çok belki hani ya işte artistik gibi atıyor gibi görünüyor ama sen bir avantaj sağlıyor musun Rossi'ye gitmesine? Topu sağlıyorsun. Senin geçeceğini topun biliyorsun. Arkanda Bünyamin'i biliyorsun. Bünyamin de vurmasın diye arkada Fenerbahçeli oyuncu Rossi'ye gideceğini biliyor musun? Batshuayi biliyorsun. Çok zekice yaptığı hem formasını çekiyor hem de sağ dirseğiyle hafif değerek bir avantaj sağlıyor mu? Sağlıyor. İlla yani faul. Bak faul. İlk bak, az önce söylediğimde de illa her pozisyonda yaka paça vurmama gerek yok. Sen koşuyorsun hafif durdum. Teminki gibi mesela böyle Hacı Rahit gibi. Ya illa vur. Hayır. Seni koşunu engelledim. Ne yaptın? İğmelenmeni engelledim. Tabii. Sen koşarken durdun tekrar. Sen orada Hacı Rahit biliyor mu arkadaşına topa gittiğini? Gidiyor. Orada koşunu kapatmak istiyor mu? Kapatıyor. Ya illa vurup orada işte ayağına doğru omuz vurup dirsek vurmasına gerek yok. Orada bir avantaj sağlıyor. Evet.
Burada da aynı avantajı, bak aynı avantajı burada sağlayan çok akıllı şekilde Batshuayi. Batshuayi'nin vurma şansı sıfır. Arkada Fenerbahçe öyle oyuncuyu biliyor. Bünyamin'in oraya gitmemesini istiyor. Derdi onun. Bünyamin hani benim topuma çıkmasın. Ben bak şimdi bunu karıştırıyoruz. Bunun Batshuayi'nin derdi. Ben vuracağım topu işte Bünyamin. Yani direkt böyle şarj edeyim, hı-hı, düşüreyim, rahat vurayım değil. Bir kere buradan okumak gerek. Batshuayi diyor ki top beni açtı. Bünyamin'i tutturayım, dengesini bozayım. Arka Rossi'ye gitsin. Öbür türlü ne yaparım ben? Sen arkamdasın. Çekerim seni, ben vururum. Hayır. Batshuayi arkaya gideceğini biliyor topun. Topun bak, topun gelip geldiği noktaya bak. Keste diyor görüyor ki bana gelmedi diyor. E ne yapacak? Arkadaki oyuncu oraya gitmesin diye çok profesyonelce faul yapıyor. Bana göre %100 faul. Kendisini savunan oyuncu. %100 faul. Bak şimdi o vurmuyor. Ne faul yapıyorsun o zaman? Sen vurmadığını oyuncuya niye faul yapıyorsun? Niye çekiyorsun? Azı çokun var. Adam hafif ayağını kaldırıyor. Çekti düşer. Mehmet hocam siz faul değil dediniz. Ben hocam, bence faul değil. Hani çok basatıyor. Bak bu vursa kendine. Bak Batshuayi vursa anlarım. Ya ona faul değil, ikili mücadele. Batshuayi arkaya geleceğini biliyor topun. Diyor ki arkadaki Antalyalı oyuncu Bünyamin gitmesin. Oraya koşmasını engelliyor. Onun derdi öyle çok büyük faul yapmak değil. Hafif bir faul yapıp Rossi'ye alan zaman vermek o çıkıncaya bir kadar. Pozisyonla ilgili başka bir detay var. Sormak istiyorum size. Buyurun Gökhan hocam, siz tamamlayın. Hakem oyunu öyle ya da böyle eşitlemiş. Yani bence iki tane Nizami golün ikisini de iptal etmiş. Bu benim görüşüm. Real hocama göre de iki tane akıllı santrafor, akıllı taktiklerle, basit faullerle yapıp hakem doğru karar vermiş diyor. Benim fikrim ama daha değişik. İkisi de bence gol. İki golde. İki golde yani Nizami goller, ikisi de yani. Bence. Batshuayi'nin burada hiçbir vurma şansı yok. Peki şimdi burada hocam, durduralım orta burada. Orta sahada top yaptığın zaman, o dediğinize bakalım arkadaşlar. Bir tane oyuncu topa gidip kazanmak zorunda değil ki. Pas atıp arkadaşına kazandırması da bir presin bir şeklidir. Tabii, evet, ama burada şimdi, burada Batshuayi bu, topa gidiyor. Etmiyorum. Vuramayacağını anlayacağın. Bu preslik bir... Şimdi presle alakası var. Birbirine yardımcı oluyor sonuçta. Hocam presle bunun hiçbir alakası yok. Bu normal bir orta şuradan pas hatta. Orta da değil. Şu mevkiden bir pas. Batshuayi'nin orada amacı... Ben vuramam diyor. Arkadaki Antalya sporlu oyuncu Bünyamin de diyor ki benim Rossi oyuncuma çıkmasın. Hocam hani, Batshuayi'nin yeri yanlış mı? Bir şey sorayım. Batshuayi'nin yeri yanlış mı? Top şu araya gelse yani. Veysel'in biraz arkasına gelse. Bak şimdi, doğru yani. O topa, hayır. O topa Batshuayi gidip gol atabilir mi? Hayır, Batshuayi'nin bir yeri yanlış demedim ki ben. Burada Batshuayi'nin yeri yanlış olup olmadığı konuşulmuyor. Batshuayi'ye top gelmiyor zaten. Direkt buraya doğru geliyor hocam top. Batshuayi zaten önde kalıyor. Bünyamin'in arkada kaldığını görüyor. Yanlış, evet, içeri girmiyor, kademesi yanlış. Onu görüyor. Amacını hafif çekip engelleyip arkadaki Rossi'ye zaman kazandırmak. Çünkü bak burada vursa, çekse, etse bu golü bak normal Batshuayi'ye derim ki ya ikili mücadele dip dibe topu istedi gitti vurdu. Topla hiçbir alakası yok Batshuayi'nin hocam. Hocam Batshuayi zaten top oraya gelecek bak, diyor. Oraya koşuyor. Bak anladım. Koşuyor. Top gelmiyor ona bak. Gördüm. Top gelmesi de hocam, ne yapacak oradan? Kusura bakma mı diyecek? Hayır yani ya. Topa bakıyor. Top gelmediği zaman bu tarafa öbür tarafa gelince Bünyamin'i görüyor. Bünyamin'in oraya koşusunu engelliyor. Çok ustaca, çok profesyonelce. Bak o görüyor zaten kendine gelmediğini. Bünyamin'in arkada olduğunu biliyor. Bence burada artık top geldi de şey Batshuayi offside'da mı değil mi? Bir de onu tartışalım biz. Yani gol oluyor ya pozisyon. Şimdi ona geçecektik. Sözünüzün bitmesini bekliyorduk. Bravo. Rol çaldınız ama doğru. Öyle mi? Kusura bakma. Estağfurullah. Yok, hakikaten yani bir de Batshuayi offside'da mı değil mi? Evet. Ona bakmak lazım. Batshuayi şöyle kalecinin görüş açısını kapıyor mu? O yüzden offside'da. Kapatmıyor onun için. Bu açı çok net bence. Karar sizin. Şimdi yavaş yavaş geliyoruz. Batshuayi ve kaleciye bakalım. Hocam. Faul değil diyelim. Tam burada duralım. Kalecinin görüş açısını kapatıyor mu, kapatmıyor mu? Evet hocam. Kapatıyor. Yani çünkü hem Bünyamin düşerken hem Batshuayi. Zaten kaleci bak durun kaleciye kendini. Baksana. Görmek için kafasını bak, zaten, sola doğru. Yani Alperen yani zaten şöyle hafif bakıyor. Batshuayi. O yüzden topu görmemiş bile. O yüzden yok hocam siz buldunuz pozisyonu. Olurdu. Herhalde siz de offside diyeceksiniz. Tabii hocam şimdi böyle olursa offside. Biz ama bir türlü buralara gelemiyoruz. Nizami gol demiştiniz ama. Faalden dolayı Nizami. Faal ya yok ben demiştiniz. Golü verdim zaten. Bu Rossi'nin vurduğu gol. Ama incelendiğinde belki yani, tamam, buna gittiğinde bakılacaktı. Tamam ama bu yanlış şeylerden dolayı iptal edildi. Evet. Yani bu Batshuayi faul yapıyor diye iptal edilen bir şey. Bu VAR'a gitseydi offside'da. VAR'a gitseydi offside'da bence. Çünkü
Kaleci Alperen bayağı bir topu görmüyor yani. Zaten dikkat, top kendine gelecek diye Batshuayi çekiliyor. Reha hocam? Ofsayt canım hiç. Yani aksiyon alanında, topun geçtiği alanda mı alanda? Kaleci Alperen de sola doğru kayıyor. Topu görmek istiyor. Topu göremiyor. Hatta bence faale değil, görmedim ki diye kızıyor. Yani jestleri de, jest ve mimikleri de bana öyle geldi. Evet. Bu büyütülmüş görüntü. Normal görüntüde de sanki ona kızıyor. Tabii niyet okuyamayız, bilemiyoruz. Hakem burada faul verdi. Evet. Netice itibariyle. Evet. Serbest vuruş kararı verdi. Golü de iptal etti. Şunu da eklemek lazım. Yani iki gol iptal oldu ama iki golde de müthiş goller oldu. Hani hem Fernando'nun vuruşu hocam, hem de Rossi'nin bu tek vuruşu müthiş. Tam bir golcü vuruşu yaptı ikisi de. İki pozisyon maça damgasını vurdu. Tabii başlamışken o zaman gollere de hızlıca bir bakalım. Sonrasında günün diğer büyük gelişmesine geçeceğiz. Reha hocam. Maçtaki golleri de verelim arkadaşlar.